Ahmet kınıyorum Bey. Seni. Sırf o kelimenden dolayı kınıyorum seni. Kınıyorum. Sadece Ahmet Bey, karşılıklı konuşma yapıyorsunuz. Müsaade lütfen edin. Lütfen müsaade konuşmanızı edin. Bitirin. Diğer yönüyle meclis başkanı, başkan vekili, hanımefendi ikidir kullanıyor bunu. Geçen de kullandı. Meclis üyem kendisini uyardı komisyonda. Seni dışarı atarım. Kime atıyorsun ya? Atla göreyim. Düzeni bozan, düzeni bozan kim olursa olsun. Kaç kişi attınız? Benim öyle bir yetkim var. Kanun var, nizam var. Tutanak tutarsın. Kime atıyorsun ya? Ha? Evet. Burası evet. Bakkal dükkanı mı? Bakkal Mahmut'u mu kovuyorsun? Bakın yönetmeliği güzelce okuyun. Hatta ben size burası bir tane getireyim. Burası bakkal dükkanı mı? Ha? Ben bakkal dükkanının temsilcisi miyim? Bakkal Mahmut Efendi'nin dükkanının temsilcisi miyim? Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten partinin temsilcisiyim. Seni dışarı atarım. Seni dışarı atarım. Haddin de değil, haddin de değil, gücün de yetmez. Biz burada eleştiri yapabiliriz, muhalefet edebiliriz. Ben seviyeli konuşuyorum. Ben seviyeli konuşuyorum. Evet. Ben seviyeli konuşuyorum. Bitti mi konuşmanız? Ben başkan beye asla ben rakı içiyordu demedim. Dedim ki bakın oraya da değiniyorum. Ben ithamda direkt bulunmadım. Dedim ki onu da açmayacaktım. Fahrettin Bey çıktı. Isparta ile ilgili gündem yaptı. Elektrik direğinden siyaset yapmaya çalıştı. Ben de dedim ki ya ona değineceğimize o zaman Kadıköy'deki rakı meselesine değindim. İstanbul Büyükşehir ile ilgili gündem yaptım. Argümanları konuşturdum. Arkasından da dedim ki ya Şerdil Başkan evet sahadaydı. Kelimemi tekrarlıyorum. Sahadaydı. Belli bir saate kadar sahadaydı. Muhalefetim, siyasetim eksik bulurum. Buldum da. Siz ne kadar yaparsanız yapın bir yerde eksik vardır. Muhalefet olarak ben bir yerde eksik bulurum. İlla ki eksik vardır. Ben birçok ara sokağa giremedim. Dedim ki ben birçok ara sokağa giremedim. Şerdil Başkan şov yaptı. Kim bilir ondan sonra da nereye gitti? Sıcak bir yerde o da belki rakı içmiştir dedim. Heh. Ben içti demedim. Ama siz bana merdiven altı ahlaki değerden yoksun olan yine sizin döneminizde türemiş, sizin belediyecilik anlayışınızla türemiş, sizin denetim mekanizmasını işletme işinizden türemiş merdiven altı mekanlara beni gitmekle itham ettiniz başkan. O zaman onu desin Mustafa abi. Ve emniyeti görevini yapmadı desin. Yani şimdi beni oraya gitmekle itham ederse ben orada cevap verdim. Ben orada çıkıştım. Ama siz ne yaptınız? Parmağını kırarım. Kıramazsın başkan. Kır da göreyim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buyurun sayın başkanım. Tamam. Sonrasında. Karşılıklı arkadaşlar lütfen konuşmayalım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Hani söylüyorum, bilmiyorum artık sözün bittiği yerdeyiz. Ya çıkıyor burada. Ben onu söylemedim. Vallahi ben bunu da söylemedim. Sen söyledin. Ben ne duyduğumu pazartesi günü çok iyi hatırlıyorum. Şerdil Odabaşı çıktı, şov yaptı. Ben hatta bu şovda da bir iki tane sokağa giremedim. Söyleseydin oralara da girerdik. Biz o akşam bütün sokakları Kadıköy'de açtık. Hangi sokağa giremedin söyle o sokaklara da söyleseydin o zaman bakar hızlıca gereğini yapardın. Ve 72 saat, 80 saat elektrik verilemeyen gibi bir şey de yok. Sonra dedin ki Allah bilir ondan o şov yaptıktan sonra, göründükten sonra Şerdil Dağrı Odabaşı gitti nerede rakı balık yaptı. Ettiğin cümle bu. Sonra dedin ki gözünün içine bakarak, yani konuşmanın ikinci periyot şeyinde, başka bir sonra çıktın buraya söz aldın. Kendisinin gözünün içine bakarak şunu sormak istiyorum. LGBT'lere özel bir merakın mı var? Şimdi sen bunları burada kalkıyorsun, söylüyorsun. Ve toplantı tutanaklı arkadaşlar getirsinler, konuşalım. Ya sen söyledin ya Ahmet kardeşim söyledi. Sapkınlıktan, üretim hatasından, şundan bundan söylendi. Ben de diyorum ki
Burada üretim hatası söyleyemezsiniz. Bu insanlara sapkın söyleyemezsiniz. Sen bana LGBT'lere özel bir merakın var mı derken, kafanın içinden geçen insanın kendisine bakması gerektiği derken ondan bahsediyorum. Ben senin kafanın içinden geçenleri burada ortaya koymaya çalışıyorum. Ondan sonra kalkıyorsun burada diyorsun ben bunu söylemedim. Vallahi ben bunu yapmadım. E ben senin söylediklerini söylüyorum ya. Açalım tutanakları gösterelim. Soru soruyorum cevap vermiyorsun. Soru soruyorum diyorum ki istasyon binalarıyla ilgili olarak ne söyleyeceksin? Sen diyorsun ki projen olsun. Ben diyorum ki ya senin projen var. Ben senin projeni uygulayayım. Sonra diyorsun ki diyorum ki Tarım İl Müdürlüğü ile ilgili bir şey söyleyemem diyorsun. Ya seçim vaatlerinde bakanlıkların, Kadıköy Belediyesi'nin mülkü olmayan yerlerle ilgili vaatte bulundun. Gereğini yapalım o zaman. Diyorum ki bak şuylandırma ile ilgili olarak Kadıköy Belediyesi'nin kasasından çıkacak yüz milyonlarca lira parayı engellemeye çalışıyoruz. Bakanlık devreye girsin. Çünkü artık yetki bakanlıkta. Buna cevap ver. Yok. Parmak sallamaya gelince. Sen bana parmak sallayamazsın. Senin haddin değil Kadıköy Belediye Başkanı'na parmak sallamak. Kadıköy Belediye Başkanı kendisine sallanan bütün parmakları kim olursa olsun kırar. Bu kırma fiziksel anlamda değildir. Bunu bile şey yapmıyorsun. Ben bak sus bir ya. Sus bir. Sallamadın mı? Salladınsa cevabını alırsın. Allah Allah. Yani ben sana hani geldiğin yöreden bahsediyorsun. Ben geldiğim yerden gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Keşke sen de geldiğin yerle ilgili gurur duysan, şeref duysan. Ben tekrar söylüyorum. Benim geldiğim yer belli. Ailem belli, soyum belli, sopum belli. Kadıköy'e gelmişim, Kadıköy Belediye Başkanıyım. Kadıköy Belediye Başkanı'na kim parmak sallarsa, ister yüreği mangal olsun, ister kül olsun, umurumda değil. Kadıköy Belediye Başkanı'na saygı duymak zorundasın. Sallanan parmağı da kırmak benim görevim. Bu mecazi bir deyimdir. Salladıysa sallayamazsın işte, haddin değil. Hiç kimsenin haddi değil. İşte Ahmet Türkçe Bey. Hani geldiğin yerde ana dilin Türkçe olmadığı için anlamıyorsun. Sen bana iftira ederken iyi, sen bana hakaret ederken iyi, sen bana iftira edip burada kalkıp konuşurken iyi, bir şey yok. Ondan sonra ben sana burada cevap verince sen bana bunu yapamazsın. Mangal gibi yüreği varmış. Ben senin mangalına ne bakayım ya, belki küldür içindeki. Ateşi yanmış. Kül kalmıştır. Bana ne mangal gibi yüreğinden var. Kim olursan ol. Seçilmiş Kadıköy Belediye Başkanı'na kimse parmak sallayamaz. Net. Bitti. İşte o senin şeyini gösteriyor. Edebini gösteriyor. Ne diyeyim yani? Allah Allah. O edebini gösteriyor senin. Aferin sana. Bravo. Tebrik ediyorum seni. Allah Allah. Çok tebrik ediyorum seni yani. Evet. Parmak sallıyorum. Seçin. Tekrar söylüyorum, iktidar partisinin temsilcisi olmak sana bir ek hak tanımıyor. Ben senin iktidar partinin atamış olduğu birisi değilim. Tamam mı? Sen git onu atadığın memurlara söyle. Onlara da söyleyemezsin de. Mesela bir lafın daha vardı, çok zoruma gitti, onu hiç söylemedim. Partinin başkanına söylüyorsun ki, biz sizin uşağınız değiliz, yanınızda çalışanlar değiliz, bize böyle bağıramazsınız. Biz yanımızda çalışana da böyle bağırmayız. Biz onun da hakkını, hukukunu ararız. Bizim geldiğimiz kültür, ideolojimiz, çalışanımızı da kendimiz gibi görürüz. Onun için ağzından çıkan kelimeleri kulağın bir duysun, burada yorumla ondan sonra konuş. Tamam. Ahmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tamam. Umarım Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dediğiniz gibi AK Parti grubu çoğunluk yetkisini kullanarak bu mecliste Rasim Paşa planlarını veya diğer planlarımızı getirir, oy birliğiyle geçer ve Kadıköy halkına hep beraber hizmet ederiz. Ben orada sana bunları red gelmediğini ben de biliyorum. Aylardır niye bekliyor? Değerlendiriyormuşsunuz. Neyi değerlendiriyorsunuz? 39 ilçenin 38'ini geçirdiniz. Kulis yaptık diye 39.sunu geçirdiniz, Kadıköy'ü geçirdiniz. Bir ay sonra çıktı, 38'inden bir ay sonra çıktı. Neyi değerlendir? Ve aynısı çıktı. Kelime kelime, virgülüne virgülüne aynısı. Neyi değerlendiriyorsunuz? Bitmiş raporlar. Aylardır Rasim Paşa Koruma Kurulu planları bekliyor. Aylardır Hasan Paşa, Acıbadem Koşuyolu 1/5 binlikleri bekliyor.
Biz depremle mücadele etmeye çalışıyoruz. Orada bir vatandaşımızın, bir Kadıköylünün depremde canı yanarsa, zarar görürse, hayatını kaybederse bunun sorumlusu kimdir? Planları geçirmeyenlerdir. Bir an önce bugüne kadar yapılmamış planları hızlıca yaptık büyükşehirle beraber. Ben o yerleri bilmiyorum, batakhaneleri. Vallahi ben geldim, ben gittim hepsini gezdim. Ve hepsini de kapattım. Hepsini de kapattım. Sonra mahkeme kararıyla açtılar. Ahmet bilmiyorsun, konuşma. Allah aşkına konuşma. Konuşma ya. Konuşma. Hangi dönemde açıklarız? Bak konuşma. Konuştukça batıyorsun. Sen havalara bak, çatılara, matılara bak, bir şeylere bak. Böyle gez kendine ya. Bağdat Caddesi'ne eşofmanını giy, gez. Rahat rahat gez. Yürüyüşünü yap, sahile in, yürüyüşünü yap. Kadıköy'de yaşamıyorsan Kadıköy evini taşı. Kadıköy'e taşın, taşınmayan. Ha bu arada Kadıköy'de de yaşamayan, Kadıköy'de siyaset yapan arkadaşlara da sesleniyorum. Ne olursunuz Kadıköy'e gelin. Kadıköy'de siyaset yapıyorsunuz. Kadıköy'den bir yerlere gelmeye çalışıyorsunuz ama Kadıköy'de oturmuyorsunuz. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Kadıköy'de siyaset yapıyorsan Kadıköy'de oturacaksın. Kadıköy'de oturmayıp Kadıköy'de siyaset yapıp Kadıköy üzerine ahkam kesme. Git nerede oturuyorsan, nerede yaşıyorsan, iş yerin neredeyse. O zaman oraya git. Kadıköy'ü bilmiyorsun. Genel olarak konuşuyorum. Kim üzerine alırsa, sen üzerine alıyorsan yarası olan gözünün. Sen burada oturmuyor musun? Burada oturuyorsunuz. Ben sana demiyorum. İş yerini biliyorum, şeyini biliyorum. Ben genel olarak söylüyorum. Kim üzerine alınırsa Kadıköy'de oturmayıp Kadıköy'de siyaset yapıp bürosu Kadıköy'de değil, iş yeri Kadıköy'de değil, ticarethanesi Kadıköy'de değil ama Kadıköy'de siyaset yapıyor. E bu olmaz ya. Ya Kadıköy'e haksızlık, Kadıköylüye haksızlık ya. Bir Kadıköy'ü yöneten bir belediye başkanına parmağını kırarım kelimesini siz eski ya bir siyasetçi olarak. Tasvip etmediğinizi lütfen, eğer bir siyasi, hakaniyetli bir siyasetçisiniz. Burada tek kelime onunla ilgili, ben başkanın bu kelimesini tasvip etmiyorum demenizi beklerdim. Parmak sallama ile ilgili de hakikaten niyetim hak bildirmek adına, saygısızlık adına parmak sallamadım. Gerçekten. Ben vücut dilimi kullanan biriyim. Konuşurken el kol mimik yapıyorum. Ama eğer başkan parmağımı kırmaya yeltendiyse, evet başkan, o parmağı sana salladım. Ahmet, bileğimi sallıyorum. Kır başkan, kır. Ahmet yeter, hakikaten yeter. Haddini bilecektim bak Ahmet. Başkan. Sen mahsus yapıyorsun, ben de senin mahsusuna düşüyorum tuzağına. Ama yeter. Ya benden sonra, rica ediyorum. Parmak sallama konusunu açıkladım. Bir daha şey, bu parmak sallama, parmak sallama diyorsan... Size cevap vermiyorum başkan. Başkan size cevap vermiyorum. Fahrettin Bey'e veriyorum şu an. Bakın Fahrettin Bey bir şey sordu. Cevap ver, cevap ver, normal cevap ver. Misak-ı Milliye'ye de gelince, kıymetli başkan... Mangal yürekli, gel Misak-ı Milliye'ye git. Kıymetli grup başkan vekilim. Şimdi... Ben burada defalarca Misak-ı Milli'de, Cafer Ağa'da bir sorun var dedim. Burada kişileri ismen zan altında bırakmak için söylemedim. Ama evet, söylemim şu yönde, bakın söylemim şu yönde. Ya Kadıköy'ü yıllardır siz yönetiyorsunuz. Ya bu dönemde oluştu, tamam doğrudur. Yani orada bir sorun var, burada bir sorun var. Yıllardır süre gelen bir sorun var, bu sorunu... Ben defalarca dile getirdim. Yine dile getirdim bugün. Oralarda sorun var. Sorun varsa girin bir an önce, neden niye duruyoruz? Dediniz ki işte kaymakamlık, emniyet son dalga geçer gibi mangal yürekli kardeşim dediniz. Onu tasvip etmedim. Mangal gibi yürekteki kastım, birisi sana parmağını kırarım derse o da yüreğini ortaya kor, kır der. Hani anlatabiliyor muyum? O anlamda söyledim. Onu da o anlamda söyledim kıymetli başkan. İshak-ı Milli ile ilgili, kaymakamlıkla ilgili, emniyetle ilgili çalışma yapın. Ben grubum adına hakikaten yer edinirim. Yani orada bir sorun var. Çalışmalara ben de senin yanında yer alırım, katılırım. Eyvallah. Bir eksiklik varsa kurumda, birimde kimseyi zan altında bırakmak istemem. Belediyenin yapması gereken görevi belediye icra etsin, yürürlüğe koysun, biz de yanınızda yer alırız, bunu bu anlamda sizi destekleriz başkan. Şeyle ilgili
Yargıya bu yakalananlarla ilgili bir sual sordunuz. Sayın Başkan, yargıya taşınan bir yerle ilgili benim yargı süreci devam eden bir şeyle ilgili benim burada tartışma yargı adı üstünde yargının yolları açıktır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığına hakaret her zaman suç sayılmıştır ki burada bir alıntı ben bir Twitter hesabından aldım. Aynen okuyorum. Bakın aynen okuyorum Twitter hesabındaki alıntı. Bir dinleyin kaynağı ne kaynağı? O zaman kaynağını siz araştırın. Yani aksi bir şeyse siz de bakın CHP kendi Cumhurbaşkanı'na hakaret edilince tutuklatır ama başka Cumhurbaşkanı'na küfür edilirse sanat basın diye söylenir diyor. Buyurun diyor. Yıl 1949 diyor. Cumhurbaşkanı İnönü'ye hakaret suçuyla Kudret Gazetesi sahipleri tutuklanmış. Demek ki geçmişten beri de Cumhurbaşkanı'na hakaret gazete sahibi de olsa, gazete çalışanı da olsa tutuklanıyor. Bakın alıntı. Tutuklanmış. Ya hayret bir şeysiniz ya. Ama adam Cumhurbaşkanı sıfatına hakaret. Mahkeme Cumhurbaşkanı sıfatına hareket ediyor. Bakın konuyu saptırmayalım. Bunu lütfen okuyayım. Cumhurbaşkanı Ünlü'ye hakaret suçuyla Kudret Gazetesi sahipleri tutuklanmış. Hatta bir sanık da İstanbul'dan Ankara'ya getiriliyormuş. Kudret Gazetesi sahipleri tevkif edildiler diyor. Gazete ikinci bir manşet atmış. 1940'larda bile bu varmış demek ki. Cumhurbaşkanına hakaret suçmuş. Cumhurbaşkanına hakaret edecek yok kavala bilmem davala arkadaş beni bağlamaz. Cumhurbaşkanına hakaret suç sayılır. Suçsa yargı evet süreci başlar. Benim bu konuda cevap istediniz ya. Cevabım budur. Buyurun sizin döneminizde de tamam var. Konuşmanız bittiyse her tamam. Dönemde. Evet. Tamam. Arkadaşlar bir dakika sakin olun lütfen rica ediyorum hepiniz.